cinayetin kokusu var ve alıyoruz. Alınıyor o koku değil mi? Evet maalesef. Bunu polis anlar mı gider gitmez? Kısmen anlayabilir. Yani kaza suç verilmiş cinayeti de. Yok o kadar çabuk onu anlayamaz tabii, o iş başka iş. Ama tabii ki deneyimli bir cinayet büro çalışanı mutlaka orada bir şeyler olduğunu anlar. Evet. Ama kaza mı, cinayet mi, yoksa doğal ölüm mü falan anlamaz tabii ki. Yani öyle bir ayrımı bambaşka bir bilgi gerektirir. Başka bir işlemler. Evet, adli tıbbın aslında birazcık. Adli bilimlerin. Hı-hı. Yani bu çok karıştırılıyor. İkisi birbirinden farklı. Öyle mi? Evet, ikisi birbirinden farklı iki şey. Adli tıp, tıp fakültesi mezunlarının tıpta uzmanlık sınavıyla girdiği ve de adli tıp uzmanlık eğitimi alarak Sağlık Bakanlığı'nın aslında diplomasını verdiği bir alan. Bir hekim olmak şartı var. Adli bilimler ise forensic science dediğimiz, yani olay yerinden delil toplamadan başlayan ama cenazelerin üzerindeki tabii delilleri canlı olsun ölü olsun her halükarda daha çok fen bilimlerinin tabii ki fizik, kimya, biyoloji gibi dalların katkısının sayesinde olayların aydınlatıldığı bir branş. Yani fen bilimciler. Ben öyleyim mesela. Yani ben tıp fakültesi mezunu değilim. Kimyacıyım, biyokimya uzmanı ve doçent ve profesörüyüm ve de ama adli bilimler yapıyorum. Bir başka deyişle kriminalistik. O da farklı bir şeydir. Yani kriminalistik ve kriminoloji de birbiriyle çok karıştırılır. Kriminalistik benim anlattığım bu suç delillerinin fen bilimleriyle incelenmesi, işte uyuşturucu madde aranması, ayakkabı izi, parmak izi, DNA analizlerini falan yapanlar. Kriminoloji ise suç bilimi, yani bir kişinin neden suç işlediğini anlamaya çalışan ve de onu bulunca da önlemeye yönelik tedbirleri öneren bir daldır. Sosyal bilim dalıdır yani, bu ise bir fen bilim dalıdır. Bu ama son yıllarda çok hani bir hepimizin merak sardığı, evet, hepimizin dizilerinin yapıldığı, evet, sizin de zamanında yer evet aldığınız, bize bunu çok, yani ülkedeki tek örneksiniz bunu, evet, bize anlatan. Evet. Meraklıyız da. Siz diyorsunuz çok, ki kadınlar daha çok meraklı. Evet, doğru. Öyle. Ben çok meraklıyımdır. Yani evet. Agatha Christie'den bu yana çocukluğumdan. Neden kadınlar daha meraklı? Kadınlar daha mı ince düşünmeye meyil oldukları için meraklılar? Yok. Yani şöyle, tabii bu konuda Türkiye'de yapılan herhangi bir araştırma yok. Yani bunu biz kadınlara sormuş değiliz. Yani kimse de sormadı. Ama mesela ben kendim imza günlerindeki tabii ki imza almaya gelenlerin arasında %80 oranında kadınları görüyorum. Her yaştan kadını görüyorum. En son işte Şahin Bey Antep kitap fuarındaydım 2 hafta önce. Geçen hafta sonu Antalya kitap fuarındaydım. Aynı şey orada, hiç değişmeden, yani ilk kitabımı yazdığım 15 yıl öncesinden bu tarafa, ki bu 10.sudur. Her zaman için imza için bekleyenler kadınlar oluyor. Ardından yaptığım konuşmalarda dinleyicilerin de çoğu kadın. Öğrencilerimin çoğu kadın. Yani adli bilimler lisans eğitimi veriyoruz çünkü Türkiye'de ilk defa açmıştık. Orada da yine kadınlar daha çok. Otopsi teknikerliği programlarında da kadınlar daha çok. Yani Türkiye'de böyle bir kişisel bir gözlemimiz var. Ama bunun dışında tabii ki Batı'da bunu ciddi bir biçimde bilimsel araştırmalara konu olmuş bir mesele bu. Ve şöyle bir sonuca varıyorlar. Diyorlar ki yani bunun 2 tane başlıca nedeni var. Yani kadınların polisiye okuması, buna karşılık erkeklerin daha çok casusluk ve savaş filmleri izlemeleri ve o romanları okumalarının başlıca 2 nedeni var diyorlar. Kadınların genellikle mağdur olduğu diziler ve filmler izliyoruz. Yani izlediğiniz bölümde genellikle bir kadın maalesef mağdur ediliyor, öldürülüyor vesaire. Şimdi bunu izlediği zaman nerede hata yaptığını görüyor izleyici. Yani diyor ki işte bak, tanımadığı birine kapıyı açtı veyahut da bilmediği birinin arabasına bindi ya da
Otoparka girdiği zaman en karanlık yere gitti, arabasını bıraktı filan, yani böyle. Hı hı. Veyahut da bir yerde içki içti, hiç bilmediği insanlarla içkisine bir şey attılar filan gibi bir şey. Ben bunları yapmayayım diyor. Yani hı, oradaki ders şey, çıkarıyor bu orada. Bir. Veya ben zaten kapıyı açmam, ben zaten sokağa çıkmam, ben zaten yabancıların arabasına binmem. Ben zaten otomobil kullanmam. Dolayısıyla benim başıma bir şey gelmez diye kendini rahatlatanlar da var. Yani başlıca bu iki. Aslında bu bir algı. Şöyle ki, yani kadınların devamlı öldürüldüğüne dair bir algı var aslında. Yani sanki her köşe başında birine tecavüz ediliyor ya da her köşe başında bir kadın kaçırılıyor, öldürülüyor gibi. Böyle değil gerçekler. Yani genelde erkekler erkekleri öldürüyorlar. Erkeklerin kadınları öldürdüğü olayları siz izliyorsunuz genellikle. Dolayısıyla böyle sanki daha fazlaymış gibi zannediyorsunuz. Öyle bir şey yok. Yani bu bir. İkincisi, kadınları öldüren genellikle hep tanıdıklarıdır. Yani yabancılar değildir. Yani babasıdır, abidir, eski sevgilidir, evlenmek istemediği adamdır, kocasıdır vesaire. Yani ve de evinde öldürül büyük ölçüde. Hmm. Dışarıda da değil. Ve de en kendine en güvenli hissettiği mekanda aslında hayatı noktalanır. Yani ev hepimiz için en iyi, kendimizi iyi hissettiğimiz yer orada maalesef can verir. Dolayısıyla bu gördüğünüz şeylerin gerçeği yansıtmadığı da muhakkak. Hı. Tabii genellemeler yapıyoruz. Sizin bir konuşmanızda vardı o. Diyorsunuz ki yani son zamanlarda sanki işte hayvana şiddet çok arttı, çocuğa şiddet çok arttı, kadına şiddet çok arttı gibi görünüyor ama sosyal medyanın ve medyanın genişlemesiyle beraber bu haberler çok geniş yer bulduğu için böyle bir algı var. Doğru. Evet, aslında doğru. Geçmişten bu yana azalıyor bu suçlar demiştiniz. Azalıyor. Evet. Aynı şeyi tekrar da etmek isterim. Mesela diyelim ki bundan 40 yıl, 50 yıl önce birilerini öldürenler işte 5 kişi, 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi falan öldürdükten sonra ancak yakalanıyorlardı. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi çok daha çabuk yakalanıyorlar zaten. Dolayısıyla o kadar fazla sayıda da, sayısal olarak o kadar çok sayıda da cinayette görmüyoruz bir kere. Çabuk yakalandıkları için. Ayrıca her yerde kameralar var. Onlar da önemli ve caydırıcı bir faktör. Ve de kriminal laboratuvarların, yani bu demin söylediğim kandı, kıldı, tüy, onları inceleyen laboratuvarların tekniği tabii ki çok üst düzeyde ve giderek de gelişiyor. Orada çalışanlar da giderek gelişiyor. Olay yerinden delil toplayanların bilgi birikimi ve deneyimi giderek artıyor. Okullar açıldı, bunu öğretiyoruz. Eskiden usta çırak öğrenirken şimdi artık formal bir eğitimden geçiyor herkes. Dolayısıyla zaman içinde zaten bakarsanız eğer çok ciddi bir azalma var. Dünyanın her yerinde azalma var. Evet. Sevil Hocam az önce dedi ya, bilimsel bir araştırma değil, imza günlerime kadınların gelmesi, öğrencilerin daha çok kadın olması, dünyada yapılan bir takım deneyimlere ya da araştırmalara baktığımızda da biz de bilimsel yapmadık. Biz de bilimsel yapmadık, biz de mikrofonu alıp sokağa çıktık. Bütün bilimselliğimiz bu teknolojiyle sadece çerçevelenmiş durumda. Buyurun cevaplar. Cinayet içerikli kitapların ve filmlerin neden bu kadar çok okunup izlendiğini düşünüyorsun? Psikopatsın, cinayet işlemek istiyorsun ama atıyorum sonuçlarından korkuyorsun. Al kitabı oku, gene aynı dopamini, adrenalini yaşıyorsun. Toplumsal anomaliden kaynaklı. Bence insanoğlunun artık psikolojisi tamamen bozuldu, yani bunlara meyilleniyor bence. İnsanlar büyük ihtimal katillerin psikolojisini merak ettiği için, insanların ilgisini çektiği için olabilir. Türk insanı entrikayı seviyor bence o yüzden. İnsanların heyecan arayışı olabilir veya bana bulmaca çözüyormuşum gibi bir his veriyor özellikle. O yüzden izlemeyi ve okumayı seviyorum. Siz takip ediyor musunuz hiç cinayet içerikli kitap veya filmleri? Ben Stephen King okudum yani ben de, yani belli bir süre. Bir şeyler öğrendim ben de ondan. Cinayet içeriklerini kadınlar mı daha çok takip ediyordur, erkekler mi? %80 kadınlar. Şimdi bunu böyle dediğinizi göre kesin kadınlar çıktı ama Türkiye'de kesin erkekler. %60 kadınlardır herhalde. Genelde çocuklar takip ediyor. Kendi kızımdan biliyorum. Bence erkekler daha fazla çıkmıştır. Aklıma çünkü ilk o geldi. Çünkü ben de erkeğim. Erkekler diye düşünüyorum. Şiddet filmlerine daha yatkın oluyorlar. Genelde kadınlar daha fazla romantik komedi ya da dram izliyormuş gibi geliyor bana.
sana ben böyle damardan cinayet, seri katiller falan bayılıyorum. Evet, yani çok insan izliyor. Evet. Niye acaba hakikaten? Mesela bende bulmaca çözme hissi veriyor. Doğru, tabii iyi yazılırsa, hı-hı, iyi bir kurgu olursa tabii ki bulmaca çözme gibi olabilir. Ama bakın yani herkese çok iyi bilinen bir takım katillerin dizileri de çok sık izleniyor. Yani biliyorsunuz sonunun ne olduğunu. Katil olduğunu da biliyorsunuz. Yani şu anda adını vermeyelim ama yani bir televizyon kanalı var. Neredeyse her şey şu anda seri katiller üzerine kurulu bir şey oldu. Yani öyle bir şey ve de, muazzam izleniyor. Yani adamlar izlenmese yapmazlar bu dizileri. Kim olduklarını gayet iyi biliyorsunuz. Yani yıllardır onlar hakkında filmler yapılmış vesaire. Hı. Şimdi yine yapılıyor. Bu sefer seslerini dinletiyorlar. Yok bilmem. Yakınlarını konuşturuyorlar. Yine insanlar seyrediyor. Sonunu bildikleri halde seyrediyorlar yani. Ben onu izlemiyorum mesela. Evet, son, yani o katilleri hiç sonunu bilmedim. Agatha Christie kafasındaki şeyleri çok seviyorum. Evet. Çocukluktan da gelen bir şey belki. Peki adli tıp Türkiye'de veya işte adli bilimler. Adli bilimler. Evet. Olması gerektiği yerde mi ve işlerini iyi yapıyorlar mı? Şimdi bu tabii interdisipliner bir hadise. Yani hiçbir zaman bir kişinin ya da bir mesleğin yaptığı bir iş değil. Herhangi bir olay yeri düşünün mesela ipte asılı birisinin görmüş olsun polis. Yani orada ipe atılan düğümden anlayan kişi ile... Orada bir intihar notu varsa o intihar notundaki el yazısının o kişiye mi ait olup olmadığı ya da bu kişinin intihara meyilli bir insan olup olmadığı geçmişinde neler yaşamış. Bunların hepsi başka mesleklerin insanların cevaplayacağı hadiseler. Yani bu bir kişinin yapabileceği bir şey değil. Dolayısıyla iyi bir soruşturma mutlaka. Konuyla ilgili olanların her birinin kendi işinde çok iyi olmasını tabii gerektiriyor. Hı-hı. Birinin aksaması bütün soruşturmayı bir kere etkiliyor. Biz iyi bir soruşturma olay yerinden başlar diyoruz ve ne kadar uzun süre delil toplanacağına dair herhangi bir kural da yoktur. Bazen aylarca da bir olay yerinde kalabilirsiniz ve bunu da göz önüne almak lazım. Öte yandan tabii bu toplanan delillerin gittiği bir laboratuvar var veya oradaki cenazenin götürüldüğü bir adli tıp kurumu, morg ihtisas dairesi var. Şimdi bunlar hepsi farklı şeyler tabii. Yani ama mesela kolunda bir enjektör varsa ya da vücudunda bir herhangi bir zehir olma ihtimali ya da bir uyuşturucu etkisindeyse bu kişi, bunu yapacak olan insanlar var. Bunların hepsi farklı farklı meslekler. Dolayısıyla herkesin çok iyi olması lazım. Yani evet, konuyla ilgili herkesin. Sadece birilerinin yani biz çok iyi DNA analizi yapıyoruz diyelim. Yani biz dokunduğunuz anda bıraktığınız DNA'yı bulabiliyoruz. Ya da parmak izinden DNA elde ediyoruz ve sizin orada madde kullanıp kullanmadığınızı bile söyleyebiliyoruz. Bakın yani şey böyledir. Bu seviye bu. Yani bir parmak izinden... o kişinin mesela kokain kullanıp kullanmadığını söyleyebilirsiniz. Sadece parmak izinden. Yani kişiye ihtiyacınız yok. Orada DNA analizi yaparsınız. Her neyse. Şimdi evet ama yani o parmak izini bulacak olan biri lazım. Yani bütün bunları yapıyorsunuz ama o parmak izini bulacak, sonra da bu analizlerin yapılabilmesine imkan tanıyacak şekilde bunu bozmadan güvence altına alabilmesi lazım. Tabii bunlar tabii ki çok iyi eğitilmiş insanlar ister. Yani olay yeri incelemedeki personelin laboratuvarın neler yapabileceğini bilmesi lazım. Ya da savcının bütün bunları bilmesi lazım. Çok hızla gelişen bir sektör bu. Yani teknolojiyi çok hızla adapte eden bir sektör ve giderek de çok farklı suçlar işleneceği için. Yani onu soracaktım. Evet, yani neler geliyor? Bir kere internetin bu dark web yani karanlık web kısmını kullanacak olan birçok insan şimdi de kullanıyor zaten ve giderek de daha fazla kullanacak. Yani orada çocuk pornografisinden uyuşturucu satışına veya bir terör örgütüne bir canlı bomba adayı bulmaya varıncaya kadar yani ya da parayla birini öldürtmek istiyorsanız orada size... Siz bir tetikçi bulabiliyorsunuz ya da bir keskin nişancı bulabiliyorsunuz. Yani bu
bambaşka bir dünya artık, bilmediğimiz bir dünya. Onlar öyle, araçlar mesela otomobiller giderek yani neredeyse dışarıdan kontrol edilebilir bir hale geliyor. Yani onların beyinleri bir aracı hızlandırabilirler dışarıdan, yani içinde değil ama dışarıdan, ya da durdurabilirler. Bu hızlanırsa belki gidip birine çarpacak ve siz sürücüde kabahat bulacaksınız ama dışarıdan aslında araç hızlandırılmış. Yani bunun bulunması, bunun delillendirilmesi tabii bambaşka bir bilgi sahibi olmayı gerektirecek. Pek çok teknolojinin gelişimiyle beraber suçlar da aslında bulunması zorlaşacak ama bunun yanında adli bilimler olsun, adli tıp olsun. Onlar da kendi teknolojik imkanlarını yenileyerek gidecekler kesin, diye umut ediyoruz. Kesin ama hep bir adım geridedir. Hep bir adım geridedir. Yani maalesef öngöremiyoruz. Yani neler olabileceğini öngörüp de ona göre adam yetiştiremiyoruz. Yani bir felaket oluyor, onu çözüyorlar. Yani anlıyoruz orada ne olduğunu. O olduktan sonra ancak biz ona göre önlem almasını öğreniyoruz, öğretiyoruz vesaire. Yani hala bir suçlu gibi düşünemiyoruz. Yani suçlu bir adım önde mi? Evet, evet, evet. Ama yakalanıyor öyle ya da evet, böyle. Evet, tabii, tabii. Hocam tabii. Şey var mı yani zaman aşımı? Şöyle, televizyon programlarını da çok görüyoruz ya, olay yeri programları evet, var. İşte evet. Katilleri buluyorlar, evet. Tacizcileri buluyorlar. Oralarda da zaman aşımından dolayı davanın kapanıp yıllar sonra açılarak bulunduğu vakalar da oluyor gördüğümüz. Çok var, çok var. Bu zaman aşımı nasıl işler bu işlerde? Şimdi şöyle, bazı ülkeler olayla ilgili toplanan delilleri imha etmiyorlar. Ve bunların süreleri var ama yani neredeyse her polis karakolunun bodrum katı bir arşivdir. Ve de o olayla ilgili ne varsa hem dosyası ve orada diyelim ki bir çamaşır mı vardı, bir saç fırçası mı vardı, her neyse onu muhafaza ediyorlar. Şimdi bunu koruduğunuz zaman her türlü itirazda yıllar sonra diyelim ki veya teknoloji gelişirse o tarihte yapamadığınız analizleri daha sonra yapabilme şansınız olabilir. Veyahut da işte o tarihte veri tabanlarınız o kadar geniş değil, DNA veri tabanlarınız geniş değil. Şimdi milyonlarca kişinin DNA'sı biliniyor. O zaman bulamamışsınız faili ama şimdi siz onun diyelim 7. dereceden bir akrabasını dahi bularak böyle bunun üstüne gelebiliyorsunuz. Yeter ki elinizde korunmuş delil olsun. Bulunabiliyor. Bulunabiliyor ama Türkiye'de biraz daha zor. Yani faili meçhuller aydınlatılabilir evet. Aslında değil tabii mi? Tabii aydınlatılabilir eğer deliller imha edilmezse. O bir. İkincisi şimdi şu anda bugün deliller toplanırken olay yerinde gelecekteki teknolojinin çok daha hızlı olacağı ve yeni yeni imkanlar bulunabileceği şey. Üstünden giderek hayır. Bir şey öngörerek başka bir delil toplanma olmaz. Hayır, hayır. Tamam. Maalesef olması gerekir tabii. Olması gerekir. Şöyle, en büyük tehlike ön yargıyla bakmaktır bir olay yerine. Yani baktığı zaman deneyimli bir polis daha önceki başka rastlamış olduğu olaylara benzeterek bu muhakkak merdivenden kendi kendine düştü, başı döndü, düştü. Ya da bu intihar etti gibi bir şeyle başlarsa eğer orada hata yapma ihtimali çok yüksektir. Ona göre delil toplar o kafasındaki fikre göre. Sonra da onu kanıtlayamazsa eğer veya başka şüpheler ortaya çıkarsa bu sefer geriye dönerek diğer delilleri de bulamaz bu sefer. Yani bu en tehlikelisi budur. Yani aydınlatamamanın temel nedeni bu. Tabii şöyle bir olayda ilk yapılan şey motif neydi diye sorulur. Yani niye bu adam öldürüldü ya da neden bu kadın öldürüldü? Bunun cevabını verdiğiniz zaman faili bulmak kolaydır. Yani birine borcu vardır ya da bir alacağı vardır. Yani böyle bir para meselesi olur, bir kadın meselesi olabilir ya da ne bileyim bir etnik farklılaşmanın tartışması olabilir. Birbirine zaten daha önceden beri ben seni öldüreceğim falan demiştir falan. Yani böyle bir şey yakalarsa bu, o zaman şüpheliyi bulması kolay. Ama ikisi arasında herhangi bağ bulamadığı takdirde ki maalesef birçok kişi yani çeşitli nedenlerle adam öldürür. Yani hiç anlayamadığınız motiflerle
veya herhangi bir beyninde tümör vardır ya da akıl hastasıdır vesaire, arada bağ bulamadığınız takdirde onu çözmesi çok daha zor ve orada tabii ki çok daha ayrıntılı düşünmeniz gerekiyor. Burada o zaman delil toplama eylemi de yoruma açık bir eylem. Tabii. Yani onu yapan kişinin, oraya o davaya bakan ya da olaya bakan kişinin kafasının işindeki anlayışla doğru orantılı bir şey. Evet, evet. Ay ne kadar zor bir işin, şimdi düşününce ne kadar çok zor, karmaşık ama çok keyifli bir iş tabii ki. Evet. Çok keyifli ama ne kadar karmaşık. Tabii burada ne kadar çok vaka görmenin, yani tecrübenin de çok büyük önemi var galiba. Ön yargıyla yaklaşma konusunda. Evet ama bakın, tecrübe bazen iyi işe yaramıyor. Tam tersi de olabiliyor. Yani biz deriz ki mesela hastalık yok, hasta vardır deriz tıpta. Herkes diyabet olabilir ama kimine başka bir tedavi uygularsınız, öbürüne başka bir tedavi uygularsınız. Yani bu da öyle bir şeydir. Yani suçun aydınlatılmasında daha önce çok rastladığınız bir şeye benzetmek ciddi bir hata oluşturabilir. O nedenle işte onları hep bir tarafa bırakıp, yani başka ne olay, alternatif düşünmesini bilmek lazım. Yani en zekiler aslında polis olmalı. Yani bir toplumun içindeki en derinliği de hani yüksek olanlar olmalı. Evet. Çünkü o bir şekilde karşı tarafın beynine de girebilmeyi getiriyor. Onun çocukluğundan gelen hayatı algılayabilmeyi, yorumlayabilmeyi. Onları tabii ki Bu savcılar ve sizin bu söylediğiniz aslında hayatın her aşamasında herkes için geçerli bir şey söylediniz. Yani bu karşı tarafı anlamak ya da işte aslında herkesin yapması gereken bir şey. Doğru. Onun için mesela adli bilimler bazı ülkelerde, liselerde dahi okutulan bir derstir. Hiç herkes polis olacak değil elbette, ya da herkes kriminal laboratuvarda çalışmayacak ama nedensellik ilişkisi kurmayı öğrettiği için, yani bu varsa eğer bu olabilir, bu olabilir, bu olabilir. Bu mümkün değil. O zaman belki budur, belki budur diye fikir yürütecek olan ve de gördüğü şeye inanmayıp belki arkasında başka bir gerekçe vardır, söylenene inanmayıp belki yalan söylüyordur gibi bir takım şüphecilikleri de beraberinde getirmeli tabii. İnsan her şeye inanmamalı. Herkesin böyle bir eğitimden geçtiğini düşünsenize. Dünya üstünde. Var ama böyle hayır, şeyler ama ne var. Kadar aslında hani bir taraftan psychic oluyor, bir taraftan şüpheci yaklaşıyor. Yani bir taraftan algılamaya çalışıyor, hisleriyle yaklaşıyor. Çok tamam, yani iyi de diyebilirsiniz, kötü de diyebilirsiniz ama yani birçok şeyi önlersiniz böyle. Birçok hayal kırıklığını önleyebilirsiniz. İnsanları daha çabuk anlayabilirseniz eğer. Evet. Ya da her söylenene inanmazsanız. Peki cinayet kokusu, tekrar kitaba dönecek olursak. Evet. Şimdi burada kan kokusu var mıdır sorular? Evet. Ölü kokusu nasıl bir şeydir? Evet. Tam olarak burada neresinden anlamamız gerekiyor? Yani şimdi, ne varın öte, biz nasıl okumalıyız bu kitabı? Şimdi bu kitap daha önce yazdıklarım gibi öykülerden oluşuyor. Yani hepsi gerçektir. Ben gerçek suç öyküleri yazıyorum. Çok sayıda da kaynak veriyorum. Çünkü birçok yerde ders kitabı olarak da okutuluyor. Her seviyede, yüksek lisans, doktora için bile bazen atıfta bulunuluyor. O kaynaklar birçok insanın oradan, yani o ipin ucunu oradan tutup devam edip araştırma yapmasını da sağlayabiliyor. Teker teker okunabilir, her yerinden açıp okunabilir. Yani böyle bir sırası yok. Ve de hiçbir kurgu yok, yani gerçek bu. Ama büyük ölçüde soruşturmaların nasıl yapıldığına dair bir yaklaşım var. Yani failin ruh hali, yani kriminolojiden ziyade kriminalistik odaklıdır. Yani adli bilimler odaklı, deliller ve onların günümüzde nasıl incelendiğine dair yeni teknolojiler var tabii bu, bu kitapta. Temmuz-Ağustos 2022 filan kaynakları var. Yani o kadar yeni şeyler var. Daha önce pek bilinmeyen coğrafyaların suç öykülerinden daha fazla şeyler var burada. Mesela Brezilya hakkında pek fazla bir şey bilmeyiz. Brezilya'da yapılanlar, oradaki cinayetler ve nasıl aydınlatıldığına dair vakalar var. İran çok bildiğimiz bir yer değildir ama İran'daki bir seri katilin
öyküsü vardır. O değişik gelebilir tabii herkese. Benzer şekilde yani dünyanın değişik coğrafyalarında işlenen suçlar var. Bir de çok uzunca bir yer verdiğim, birçok kişi tarafından bilinen ama gerçekten kıtalar arası suç işleyen birinin nasıl yakalandığına dair bir öykü var ki, başını söyleyeyim, spoiler değil, bu enteresandır. Genç bir adam bir kadını öldürür, tecavüz eder ve öldürür ve hapsedilir, yakalanır ve hapsedilir. Cezaevindeyken kitap yazmaya başlar, roman yazmaya başlar, hatta çocuk masalları gibi bir şeyler yazmaya başlar. Bu ve bunları yayınlamaya başlar. Bir yazarlar birliği ona destek olur ve çocuk kitapları basılır. Çocuk kitaplarını Milli Eğitim Bakanlığı okullarda okutulmasını önerir. Böyle başlayan bir öyküdür bu. Yani ve ıslah oldu diyerekten yatacağı süreden daha erken salıverilir. Hakikaten de işte değişik işte konferanslar veriyor, televizyon kanallarına çıkıyor vesaire vesaire yani. Adam, kadın öldürmüş ama ondan sonra da çok ünlü bir yazar olmuş. Bir adamın hikayesi bu. İşte bu adam ondan sonra aslında çok kısa bir süre içerisinde farklı farklı ülkelerde yine kadınları öldürüyor. Ve de hiç kondurulmuyor tabii yani. Yalnızca bir tane küçük bir kasabanın bir emekli cinayet büro amiri var. O emekli ve gazete okumasını seven birisi. Yeni cinayetleri gördükçe yani faili aydınlatılamamış cinayetler var değişik ülkelerde. Onları okudukça kendisi bağlantı kuruyor. Bu diyor yıllar önce aslında bu adamın yaptıklarına benziyor diyor. Yani bağ kuruyor. Kimse ona inanmıyor. Deli diyorlar yani mümkün değil. Ve aslında haklı olduğu da çok sonra ortaya çıkıyor. Ama burada çok enteresan, çok farklı kişilerin bilir kişilikleri var. Yani mesela sadece düğümden anlayan birisi var. Hı hı. Yani sadece atılan düğümlerden kimlik tespiti yapabilen, olayları birbirine bağlayan filan. Bunu çok ayrıntılı yazdım. Bu birçok kişinin gördüğü, belki de filmini filan da izlediği bir şeydir ama duruşma tutanakları ve adli tıp raporları filan var bunun içerisinde. Hı hı. Yani çok daha didaktik yazdım. Tabii ki çok popüler olan Dahmer'le ilgili yani. Hı hı. Şimdi Dahmer'le ilgili. Herkes onu izliyor. Evet, herkes onu izliyor. Ben ondan daha erken yazdım ama benimki doğru. Oradaki anlatılanların çoğu yanlış yani. Orada öyle bir komşu yok. Şimdi izledikleri, hı hı, yerde bir komşu bir koku alıyor bir komşu. Evet. Öyle bir komşu yok aslında. Yani ama üçüncü kişinin ağzından anlatsınlar diye bir komşu icat etmişler. Evet. Az önce İran'da bir seri, evet, katille ilgili, evet, hikayeden bahsettiniz. Yani biz daha Amerikalı seri katilleri. Aa, bazı, evet, toplumların seri katil üretmede yetersiz kalmıyor. Seri katil üretmek iyi bir şeymiş gibi. Doğu'ya gittikçe seri katil, yok, var mıdır? Tabii tabii. Çin'de, hı-hı, mesela çok var. Daha önceki kitaplarımda Çin'le ilgili yazmıştım. Japonya'da var mesela çok. Bunlar çok şiddet gösteren toplumlar. Biz bilmiyoruz. Hı-hı. Ruslarda var, çok var. Yani bu sadece Amerikalılara özgü bir hadise değil. Her hastalığı nasıl her toplumda görürseniz aslında, yani hani bizde şeker hastası yok, bizde efendim bağırsak kanseri olan yok, kimse diyemiyorsa, Asya'da çok, herkeste varsa, ama bazıları tanı koyamıyor, kendilerinde öyle bir hastalık olduğunu da bilmiyor olabilirler, her neyse. Ama adam öldürme şey dürtüsü de öyle bir şey yani. Hiçbir toplum bundan ari değil. Hatta yani yüz binlerce kişide yapılan araştırmalar var. Dünyanın her coğrafyasında hiçbirini öldürmeyi düşündünüz mü diye soruyorlar. Çok büyük bir kısmı evet öldürmeyi düşündüm diyor. İnsanoğlu birinin yok olmasını isteyebilir. Hmm. Çok azı tabii ki harekete geçip bunu gerçekleştirir ama kafamızda her zaman için olabilir. Yani ömür boyunca birisi keşke bu insan da hiç olmasaydı, yani hiç yaşamamış olsaydı diyebiliriz. Yani bu adam öldürme duygusu çok yaygın bir duygu. Bir duygu ama, değil mi? Evet. Hani hiç tanışmasaydım keşke denir de. Olmasaydı yani. Olmasaydı acayip. Tabii ama sorun etrafınıza muhakkak birileri evet yani şu kişi olmasaydı, yok olsaydı filan dediğini duyarsınız. Yani. Sizde oldu mu hiç? Hiç öldürmek istediniz mi?
Yani karşılaşmamış olmayı isterdim dediğim insanlar olmuştur muhakkak. Ama yani muhakkak. Ölse dediniz mi? Hani o da çok büyük bir şey değil mi? Söylemesem daha iyi. Tamam. Ay ben bunu evet olarak alıyorum. Yok ya insanız tabii ki hepimizin tabii ki, evet, öfkelendiğimiz evet. zamanlar ya da yok etmek istediğimiz evet. dönemlerimiz evet, olabiliyor. Olabilir. İnsanı tanıdığınızda, bu komşunuz olabilir, yeni tanıştığınız bir hanım arkadaşınız olabilir, evet. bir başkası olabilir. Mesleki deformasyon yaşar mısınız? Yani şöyle, bir şey anlatıyorsa bir insan Hı-hı. iyi bir dinleyicimdir. Yani dinlerim. Ve onun içerisinde doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor falan diye o anda düşünmem. Yani düşünsem Hı-hı. yalan söylediğini tabii ki bulursunuz. Yani onu belli bir yaştan sonra zaten herkes karşısındakinin ne dediğini anlayabilir. Ama dinlerim. Şimdi dinlemek önemli bir şeydir karşınızdakini. Ve o sırada başka hiçbir iş yapmamak önemlidir. Hı-hı. Yani çünkü o anlaşılır yani karşında. Başka şey düşünseniz bile evet. o gözlerinizden anlaşılır. Evet. Onu yapmamaya çalışırım. Ama onun söylediklerinin üzerine de bir şey inşa etmemeye çalışırım. Çünkü yani o anlatılanlar birisi hakkında bir şey olabilir, o onun kendi ön yargısı olabilir, kendi öyle algılamıştır. Yani birisi hakkında iyi söyleyebilir, kötü söyleyebilir, onların üzerine bir şey yürütmem. Dinlerim ama yani ama bu empati kurduğum anlamına da gelmez. Yani onunla beraber üzüldüğüm ya da falan. İçselleştirdiğiniz. Hayır öyle yani. Değil. Varsa yapabileceğim bir şey ya da yardım edebileceğim bir şey fikren dahi olsa onu esirgemem hiçbir zaman. Yani hiç ilgisiz birisidir, ne bileyim ben İngiltere'ye gidecektir, bir yerde bir inşaat firması arıyordur, oraya işe girecektir. Bakın bu kadar uzak bana, yine de uğraşırım yani bulmaya. Hani orada birisi var mı buna yardım edecek falan diye. Meslek hayatları için çok destek olurum insanlara, kendi Anladım. Meslek hayatları yani için. Yani seçerken hayatınızı alacağınız kişileri, kriterlerinizde mesleki şeyler, yani, şüpheler yer orada, bulur mu? Orada hep yanlışlar yaptım. Onu merak ettim sadece evet. hani o analitik yani, düşünceniz yok, var. Yok öyle bir şeyim de olmadı zaten. Hı-hı. Yani öyle birini seçeyim ki hiç kusuru olmasın, istediğim gibi biri olsun ve bir ömür boyu onunla beraber kalayım. Bu olmaz zaten. Hı-hı. Yani hiçbir zaman bir kişiyle bir ömür boyu beraber olmak mümkün olmazdır. Yani bence kafaca Hı-hı. yani siz çünkü gelişiyorsunuz, farklılaşıyorsunuz. O farklılaşmaya ayak uyduramayabilir karşınızdaki insan. Yani 20'lerde 30'larda tanıdığınız insan siz 60'a ben 70 yaşın üzerindeyim artık. Yani 70'e geldiğiniz zaman o insan da oraya geliyor. Ve de sizin geçirmiş olduğunuz hiçbir şeye o ortak değil aslında kendi iş hayatında falan. Ve farklılaşabiliyorsunuz değişik şekillerde. Yani siyasi görüşünüzden beğendiğiniz müziğe ya da kullanmak istediğiniz arabaya kadar birdenbire farklılaşıyor. Yani aynı kalması mümkün değil insanların. Yeniye adapte olur musunuz çabuk? Çok, çok çabuk evet. Çok meraklıyımdır. Çok önemli bir şey değil çok mi? Çok meraklıyım. Adapte olabilme yeteneğidir çok, ya çok süratli. Çok süratli ve de yani tabii çok gençlerle birlikte çalıştığım için hem yanımda çalışanlar yani asistanlarım, genç doçentlerim vesaire onlar tabii ki dünyanın içinde şimdiki dünyayı yaşıyorlar. Onların her söylediğini bazen onlardan daha önce şey yaparım yani tespit ederim. Bir de ön lisans bile okuyan öğrencim var. Yani 18-19 yaşında insanlar var. Mutlaka takip ederim. Duygusal anlamda geçmişe bağlı mısınızdır? Hayır. Hiç. Yani geçmişi özlemek, aramak. Hayır hiç. Kaybettiklerinizi aramak. Hayır. Resimleri bile yok ederim. Ay ben de öyleyim. Evet. Bana çok kızıyorlar yok, çevremdekiler. Resimler kalsın diye. Hayır kalmasın, kalmamalı. Hı-hı. Kalmamalı. Ben onu kaybedilmiş vakitler olarak düşünüyorum. Hayıflanılan vakitler. Gerek yok. Evet. Yani hayat güzel ve... İçimizde zaten o yaşadıklarımız. Evet, tabii. Hani onu bir nesneyle tekrar var Hayır, etmeye çalışmak... Mümkün de değil zaten. Hı-hı. Yani mümkün değil ama yani onlardan edindiğiniz bir takım şeyler Hı-hı. elbette vardır. Şimdi annem olsaydı ne yapardı ya da babam olsaydı nasıl karar verirdi filan diyerekten sorduğum olur kendime. Ama onun resmine bakmana ihtiyacımız yok yani.
katı mısınız peki? Katı biri misiniz? Öyle derler. Hı hı. Öyle derler. Yani hiç ağlamamış olmanız katılık doğru mıdır? Onu da merak ediyorum. Bence katılık değildir ama hani. Hayır, yani hırsımdan ağladığım olmuştur. Yani sinirlendiğim hayvan ölümlerine de ağladığım olmuştur. İnsan ölümlerine pek ağladığımı hatırlamıyorum. Yani bilmiyorum, çaresizlikten beri bilmiyorum. Yani bir fayda getirmeyeceğini düşünerek belki ağlamamış olabilirim. Bunun dışında kendime göre çok keyifli bir hayat yaşadım, yaşamaya da sürdürüyorum yani. Yani o şey, o birey olarak kendinizi ortaya koyma şekliniz. Biliriz ki biz, yani dışarıdan bakanlar olarak tabii ki evet, içinizi bilemeyiz, evet, haddimiz evet değil ama dışarıdan bakan biri olarak sizi takip eden, biz biliriz ki Sevil Atasoy istemediği bir şey yapmaz. Yok, tabii ya da ki düşünürüz ki evet, Sevil Atasoy kendi seçtiği hayatta kendi doğruları çerçevesinde varlığıyla ve duruşuyla vardır. Evet. Beğenen beğenir, ha, beğenmeyen beğenmeyen. Evet. Yani hiçbir şeyimi değiştiremem. Değiştirmedim de zaten yani. Bu güven peki, bu güven işinizde iyi olmanız, iyi bir eğitim almanız, ailenizle ilgili, o ailede büyümüş olmanızla yakından ilgili bir şey midir? Yani bu kadar eğitim almamış, bu kadar başarılı olmamış bir kadın içinde hani o duruş mümkün müdür? Bence mümkündür. Şöyle, disiplin önemli bir şeydir. Her sabah kalktığında insanın bir enerjiyle kalkması, yani bugün ne yapacağım, bugün bir şey, bir fark yaratabilir miyim acaba diye. Bu yün örmek de olabilir, yemek pişirmek de olabilir, bizim yaptığımız gibi bir iş de olabilir. Yani ben işin nevi ne olursa olsun o yaptığınız işi iyi yapmanız, yani cam silecekseniz en iyi cam silen kadın olmalısınız. Bize bu öğretildi. Yani bu şekilde eğitildik. Yani her işi yapacaksın, her işi çok iyi yapacaksın. Hayatta tek başına kalabilirsin. Kimse sana yardım etmeyecek. Çünkü biz savaş kuşaklarının yetiştirdiği insanlarız. Çocukları, karne dönemlerinin. Ondan. Yani o insanlar, öğretmenler olsun, aile bireyleri olsun, yani çok sıkıntı görmüş, tek başına kalmış. Anneannem 18 kardeşken tek başına kalmıştır İstanbul'da. 17'si ülkeyi terk etmiştir. O kadının anlatacağı şey ne olabilir size? Yani her şeyi kendin yapacaksın olabilir. Anlatacağı çok şey vardır da. Var. Tabii, o yaptıklarından tabii, dolayı ama işte o tabii yaparken o hayat kolay geçmiyor. Bizim bu yılki her yıl bir temamız var. Biz bu yıl zeytin ağacı. Oo, ne güzel. Üzerine gidiyoruz. Her yere ağaç olsun istiyoruz. Evet. Ve bu sefer de gelen konuklarımızdan bir şey talep etmiyoruz. Hep öyleydi. Hep gönderdik oyuncaklar, ağaçlar yaptık ama bu sefer biz veriyoruz zeytin fidanımızı. Evet. Size bunu takdim etmek çok isterim. Çok teşekkür ederim. Yani kökleri sağlam olunca böyle geleceğe dirençle bakmak kolaydı. Bir de size çok uygun mudur bilemeyeceğim ama bizim bir ricamız var. Arkanızda görmüş olduğunuz cut-out ağacımız. Gelen evet bütün konuklarımızın kişisel dilekleriyle dolu. Paylaşabilecekleri kişisel dileklerle evet, dolu. Evet, bizim evet için kişisel, peki, sizi anlatan bir dileğinizi buraya yazıp paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Ben Sevil Atasoy sizin olunca, adınıza yazıyorum yani. Sevil Atasoy olunca korkarak soruyorum. Şimdi ne dileği, ne diyorsun sen? Hani ne diyorsun benden, ne dileğiymiş, ne böyle romantik şeyler diyecek diye korkumla nasıl zarif sordum, farkındasınız değil mi? Böyle size de şey olursa diye. Kendiniz için ama lütfen dileyin. Yani kendiniz için bir şey isteyin. Peki. Bu memlekette ne kadar zor. Bunu yaparken onu fark ettik Sevil Hanım. İnsanlar kişisel dilek dileyemiyorlar bizim ülkede. Merak içindeyim. Ceyhun şu anda. Ne mi? Okuyabilir misiniz? Tabii okurum. Sevgili Aslı Şafak, hiç acayip işlerle karşılaşmamayı diliyorum dedim. Aa, evet. Evet, her şey kolay çözülsün. Evet. Failler bulunsun. Olmuş. Sizin evet için de öyle. Hayatınızdaki öyle failler de bulunsun. Evet, oluyor, bulunuyor. Esrar olmasın yani. Her şey açık olsun değil mi? Tabii. Bilgiye dayalı. İyi olur tabii ki. Ben bunu o zaman hemen ağacımıza asıyorum. Acayip işlerle karşılaşmasın Sevil Atasoy ve bundan sonraki hayatı kolaylıkla ilerlesin. İnşallah. Yorulmadan. Yok. İşlerinizi delege eder misiniz Sevil Hanım? Hayır maalesef. Yani her onu şeyi bilemedim ben yapayım onu mı böyle? Onu yapamadım. Onu hiçbir zaman yapamadım. Aa, yani mesela taşınıyorsunuz işte. Yok yani taşınıyorsam tabii ki yani kutulama işini birine yaptırırım. Hı. Ama o çok profesyonel birisidir yani mutlaka. Hı hı.
Taşındım, siz taşınıyorsunuz da onun için derdiniz. Ben herkese delege ettim de işimi o yüzden. Yani taşımacı firmaya... Öyle değil, hani yerleşmesi olsun, evin hazırlanması. Hani o örnekte, o benim şu an yaşadığım bir şeyin örneğiydi ama genel olarak hani hayatınızdaki her şey için bu geçerli. Maalesef. Evinizin işi olsun, yemeğiniz olsun, başka işlere giderken koşturmanız, ön hazırlıklar. Hayır, her şeyi kendim yaparım. Kontrolcü müsünüz? Kendimle ilgili her şeyi denetlerim tabii ki. Ama yapılan işleri de kontrol ederim. Yani her şeyi mecbursunuz kontrol etmeye. Yani şöyle, bugün nedir günlerden? Diyelim ki cuma mı? Cuma saat 9.40, 12.30 dersini kim hangi derslikte anlatıyor diye önümde vardır. Yani onu bilmek isterim ben. Veyahut da yani kim öğle yemeğine dışarıya gidiyor, kim öğle yemeğini içeride yiyor, onu dahi bilmek isterim. Kötü bir şey tabii. Sizinle çalışmak zor mudur? Bilmiyorum. Bence bilirsiniz de zor mu? Bilmiyorum. Seviyorlar. Yani eğleniyoruz. En azından gülümser bir insanım. Surat asmam yani hiçbir zaman. Ama bilgiyi paylaşan, evet, tabii ki, o anlamda muhakkak vericisiniz. Evet, evet, evet. Kendinize saklamadan. Hiç esirgeme. Hayır, hayır. Hiç esirgeme. Niye saklamadan? Çünkü o da başka bir ego belki de. Ben derim ki ben bunu veriyorum. Çünkü ben yarın zaten başka bir şey öğreneceğim. Oo, tabii. Çok güzelmiş bu. Evet. Yani onun için paylaşıyorum diyorum. Yani benden bir şey eksilmiyor. Çünkü ben yarın başka bir yerdeyim artık. Evet, o zaman ben de programı kapatıyorum. Çünkü yarın yeni bir bölüm yayınlayacağız. Tamam. O yüzden haydi hoppa.